Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer bu videoyla kanalımı keşfettiyseniz ben Ezgi, son 6 yıldır Polonya'da yaşıyorum. Polonya kültürü, buradaki yaşam hakkında videolar çekiyorum. Eğer videolarımı beğenirseniz kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Son videomda vurç şeklini gösterdim. Çok güzel yorumlar aldım. Hem Instagram'da hem de videonun altındaki yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Serinin devamı tabii ki gelecek. Çok büyük ihtimalle diğer şehir Wrocław olacak. Ondan sonra Gdańsk, Krakow yapmayı düşünüyorum. Ama araya dedim ki böyle biraz farklı bir video sıkıştırayım. Çünkü şunu fark ettim. Genelde burada yaşayan Türkler Polonya mutfağını çok sevmiyor. Ama bence Polonya mutfağında bizim damak tadımıza uyan birkaç tane güzel tarif var. Onları da böyle kanalımda göstermeye karar verdim. Onlardan bir tanesi bugün başlıkta okuduğunuz üzere Polonya'nın pancarlı soğuk çorbası. Yani chłodnik litewski. Aslında Litevski'den anlayacağımız şey aslında bunun Litvanya usulü denilmesi Polonya'da da. Ama Litvanya ile Polonya çok uzun zaman tarihte aynı toprakları paylaştıkları için çok yakın bir kültürleri var. Hem Litvanya'da yapılan bir çorba hem Polonya'da yapılan bir çorba ama genelde Polonya'da chłodnik litewski deniyor. Çorba pancardan, taze pancar yaprağından oluşuyor genel olarak ve tarifteki hemen hemen her şeyi gayet Türkiye'de de bulabilirsiniz. Çok sağlıklı, çok güzel, sıcak günler için mükemmel bir tarif. Ve en önemli malzemelerden bir tanesi, çevirdiğim zaman yayık altı suyu diye çevirdi. Bunun Polonya'daki ismi maślanka. Buna da ihtiyacımız var. Biraz kefire benziyor. Kefirden biraz daha hafif tadı. Ama eğer yayık altı suyu gibi bir şey Türkiye'de bulamazsanız kefir kullanabilirsiniz bunun yerine. Yani kefir ve yoğurdu karıştırırsınız. Biz burada bu yayık altı suyunu karıştıracağız. Uzatmadan videoya başlayalım. Videoya önce pazara giderek başlayacağız. Hafta sonları daha kısa süreli açık olabilir. Hafta içi de akşam saatlerine doğru eğer ürünü bittiyse veya azaldıysa kapatıp gidebilir bazı tezgahlardaki satıcılar. Açıklamalara Varşova'da ve diğer bildiğim büyük şehirlerde ki bulabildiğim pazarların adreslerini yazacağım. Lehçe bilmiyorsanız da pazara gitmekten korkmayın bence. Çünkü zaten lehçede de kilo kilo demek. Aynı Türkçedeki gibi. Yani elinizle zaten göstereceksiniz ne kadar olduğunu, ne istediğinizi, bir de kilo diyeceksiniz. Bu kadar. Daha fazlasına gerek yok. Bir de Polonya'daki pazarlarda sevdiğim şey satıcıların böyle size seçtirme konusunda bir sıkıntı çıkarmaması. Siz de söyleyebilirsiniz neyden kaç kilo istediğini, o da koyabilir. Veya siz hani poşet isteyip kendi poşetiniz varsa kendiniz koyup tartması için sadece verdiğinizde de hiçbir sıkıntı çıkarmıyorlar. Rinek bunun ismi bu arada. Rinek. Rineçek de denebilir. Yani sadece meyve sebze pazarı gibi düşünmeyin. Bunlar zaten bizim pazarlar gibi böyle gün gün başka yerlerde kurulmuyorlar. Hani sabit bir yerleri var ve genelde bunların etrafta hem fırını oluyor, böyle bir alışveriş şeyi oluyor. Ne diyelim yani, alışveriş alanı oluyor. İlk önce kapalı alandan başlamak istiyorum. Çünkü buradan bu maşlankayı alacağım, bir de yoğurdu alacağım. Şimdi böyle süt ürünlerini satan ayrı bir dükkan var şu ileride. Şurası aynı Türkiye'ye benzemiyor mu şurası? Burada da açık şeyler satıyorlar. Pirinç. Mesela burada kuskus var, 15 zlotiymiş kilosu. Fasulye var, 14 zlotte kilosu. Burada pirinç var, kaç kilo? 13 zlotte kilosu. Mesela tavuk göğsünün kilosu 27 zloty. Böyle bir yerde. Buradan bak mesela böyle bir dana var. 46 zloty kilosu. Evet, burası da açık kısmı. Gelin şöyle bir tur atalım. Mesela burada kuşkonmaz varmış, 12 zloty. Şu salatalıklar 7 zloty. Çileklerin kilosu 9 zloty. Elmalar 3,5-2 zloty arasında değişiyor. Fasulye var 22, burada da kiraz var 24 kilosu. Bakın burada minik, çok güzel taze şeylerden var. Patateslerden 3 zloty kilosu. Genelde çilekleri bu şekilde şeyin içinde satıyorlar.
Bunu tamamen bununla birlikte alabiliyorsunuz bu sepetle birlikte. Benim de vardı geçen seneden kalma. Yanımda getirdim bu sefer. Bugün bayağı yine kalabalık biliyor musunuz? Daha sakin olduğu zamanlar da oluyor. Şimdi öbürü. Çao bim na pewno. Tuş çao. Ostatnio. Tak. Do tego będzie... Będzie tak. A może bez torebki może. Bez torebki ja mogę wziąć, bo mam tutaj swoje torebki. O. Ogórki. Tak. Karar verdim. Çok güzel yaprakları bakın. Uzun bayağı. Proszę pana, najwyżej wie pan co zrobimy. Włożymy siatkę, żeby nie zamykać. Lekleri bu şekilde ezilmesin diye böyle şey koyuyorlar sepete. Çok mantıklı bence. Pazarda bir şey aldığınızda her şey ayrı ayrı o koydukları ince plastik poşet kadar gereksiz bir plastik harcaması yok yani gerçekten. Bende şöyle şeyler var. Bunlar bir de en sevdiğim şu. Buna dolduruyorum hepsini. Evet eve döndüm. Şurada yarım kilo kiraz var. Birazını yedim bu yüzden azaldı ama genel olarak alışverişim bakın bu şekilde. Hepsini tabii ki bugünkü çorbada kullanmayacağım. Size göstermek için şöyle bir serdim bugün aldıklarımı. 80 zloty verdim hepsine. Kirazın kilosu 20'ye aldım. En ucuzunu aldım. Galiba çileğin kilosunu 7 zlotuya aldım. 6 ile 9 arasında değişiyordu sezonda. Kuşkonmazı bakın böyle bir demet kuşkonmaza 12 zlotu verdim. Bu büyük yoğurt burada büyük olarak geçiyor. 4 zlotuydu. Evet ilk önce pancarları yıkayarak başlıyoruz. Evet şimdi bunları doğrayacağım. Benimki bir tık fazla geldi galiba. Çünkü tarifte 300 gram yazıyor. Yani bu yapraklarını da doğradığınızda 300 gram olacak ve bu köklerini doğradığınızda 300 gram olacak. Biraz amatör doğruyor olabilirim ama arada sırada yemek yapan bir insanım. Ama bu tarifi çok seviyorum. O yüzden sizinle de paylaşmak istedim. Bence çok hafif ve özellikle Türkiye gibi bir yaz yaşanan bir ülkede yemek için çok güzel. Etsiz de bir tarif. O yüzden vejetaryenler için de güzel bence. Şimdi aynı şekilde kökünde küp küp doğrayacağım bu iki tane. Rengine bakar mısınız? Çok güzel. Böyle orta büyüklükte. Ne çok böyle minnacık ne çok büyük. Bu şekilde. Sadece ağza geldiğinde çok büyük olmasın. O önemli. Hani daha küçük de doğrayabilirsiniz. Ben biraz doğrama konusunda çok başarılı olmadığım için böyle orta büyüklükte doğrayayım. Mesela bu biraz fazla büyük olmuş. Bu da öyle. Evet şimdi bunları kaynatacağız. Ayırmamızın sebebi şimdi şunlar kökü daha sert olduğu için ilk önce bunu koyacağız tencereye. 2 bardak yani yarım litre suyun içinde. Bu sadece su olabilir. Bunun içine dediğim gibi birazcık sebze suyu koyabilirsiniz. Hazır varsa böyle hafif böyle tavuk bulyon, sebze bulyon gibi bir şey koyabilirsiniz. Ben de koyacağım ama Litvanyalılar bildiğim kadarıyla sadece suyla yapıyorlar. Bende böyle bir şey var. Bu sebze bulyonu hazır. Bunun tadını sevdiğim için bunu koyacağım ama dediğim gibi siz koymayabilirsiniz. Sadece suyla da yapabilirsiniz. Kaynadıktan sonra 10 dakikada orta ateşte birazcık pişecekler. Ondan sonra yaprakları ekleyeceğiz. Pancarlar hala kaynarken ben de bu ekşi otunu... Bu arada ekşi otuyla kuzu kulağı aynı şey mi? Hep konu kafamda bir soru işareti neyse. Bundan birkaç yaprak istediğiniz kadar seçip alacağım ki ekşilik versin birazcık. Bunun yerine limon sıkabilirsiniz. Ben hep limon sıkıyordum. İlk defa ekşi otu koyacağım içine. Bu arada Polonya'da hodnik demek soğuk çorba demek aslında. Hodnik Litevski deyince işte bu pancarlı olan versiyonu akla geliyor. Genel olarak sadece hodnik yazıyorsa büyük ihtimalle şçavyova'dır. Yani ekşi otudan yapılan soğuk çorba demektir. Bu da o da bayağı güzel oluyor. Bizim şu an yaptığımız çorbanın sıcak versiyonu ismi de Botvinka. Botvinka'yı Barşçık Çervoni'den yani borştan hani bu bilinen Slav ülkelerindeki pancar çorbasından ayıran konu bunun bu pancar yaprağından olması. Bunun ayrı bir tadı var. Daha böyle fresh bir tadı var. Daha hafif. Evet şimdi bu yapraklarını da ekliyorum. Bu arada tencerenizin büyüklüğü hiç önemli değil. Herhangi bir sığabileceği tencere olabilir. Çünkü zaten sonra bunu tencereden çıkartacağız soğuması için. Bir de üstünü doğradığım ekşi otunu koyuyorum. Şöyle bir karıştırıp yine kapağını kapatacağım. Bir 10 dakika, 7-8 dakika, 10 dakika kadar. Şöyle bir yumuşayacaklar.
Evet, şimdi pişirdiğimiz çorbayı böyle büyük bir cam kaba alacağım. Çünkü soğuması lazım. Bunda daha kolay soğuyacak. Şimdi bu gördüğünüz çorbanın aslında bazı. Bunun üzerine sadece soğuk malzemeler eklenecek. Evet, hazır çorba soğurken biz de salatalıkları ve turpları küp küp doğrayacağız. 5 tane salatalığım var. 5 tane de bu büyüklükte turpum var. Evet, turpu ve salatalıkları doğradım. Bu arada siz doğramayıp rendeden de geçirebilirsiniz. Ama bence yani ben çorbayı yerken böyle ağzıma parça gelmesini seviyorum. Sevmiyorsanız rendeden geçirebilirsiniz. Şimdi bunun içine bir tatlı kaşığı tuz koyacağım. Karıştıracağım güzelce. Ve bunu bir 10 dakika bu tuzla, hatta çok az daha koyayım. 2, yani bir tane yazıyor tarifte ama biz biraz daha fazla salatalık koyduk. O yüzden 2 tatlı kaşığı tuzla karıştırıyoruz. 10 dakika bekleteceğiz. Birazcık salabilir, su salabilir özellikle salatalık. Ben o suyu dökmüyorum, bırakıyorum suyu. Suyu da şeyin içine koyuyorum sonra, çorbanın içine koyuyorum. Bence yani ayrı bir tadı oluyor, güzel oluyor. Dökmeyin derim. Son olarak dereotu ve yeşil soğanı da ince ince, bayağı ince doğrayıp hepsini karıştıracağız. Böyle döküyoruz turpumuzu ve salatalıklarımızı. Dereotunu ve yeşil soğanı da ekliyoruz. Yeşil soğanı biraz abartmış olabilirim. Bunun üzerine şimdi maşlanka koyacağız. Bende böyle bir markadan var. Ve yoğurt koyacağız. Bu Genst olanını aldım yani. Yani daha yoğun. Bunun içine süzme yoğurt veya normal tava yoğurdu koyabilirsiniz. Hiç maşlankasız yapabilirsiniz. Biraz kefir ekleyebilirsiniz. Ben içine yaklaşık 250 gram kadar yoğurt koyuyorum. Ve 500 mililitre bu maşlankadan koyacağım şimdi. Evet, aslında bitirdik. Tabii bunun bir tadına bakın derim. Çünkü her yoğurdun, her maşlankanın ne koyduysanız içine böyle biraz tadı farklı olabiliyor. Benimki galiba birazcık tuzsuz. Yine bakacağım. Hafif tuzsuz gibi geldi. Biraz tuzsuz ve ekşilik az. Ekşi otu yetmemiş. Biraz buna limon koyacağım. Yarı limonu sıkacağım bir de. İsterseniz içine sarımsak da koyabilirsiniz. Evet, neredeyse hazır. Şimdi 2 yumurtayı da haşlıyoruz. Ve haşlanmış yumurtayla tam hani Polonya'da yaptıkları gibi servis edeceğiz. Bu arada bitirdikten sonra yumurtalar haşlanırken bunu buzdolabına kaldırın derim. Hatta böyle bir 2-3 saat buzdolabında dursun. Böyle tatlar iyice bir harmanlansın. İyice soğusun. Yani ne kadar soğuk olsa o kadar iyi. Evet, son olarak bu şekilde görünüyor. Böyle haşlanmış yarım yumurtayla servis ettim. Evet, benden bu kadar. Bu video biraz daha değişik olsun istedim. Hem böyle bir pazar turu yaptık, fiyatlara bir göz attık. Hem de değişik bir tarif verdiğime inanıyorum. Belki denersiniz. Denerseniz yorumlara lütfen yazın. Ne düşünüyorsunuz? Polonya mutfağı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir tecrübeniz oldu mu daha önce? Böyle bir çorba duymuş muydunuz? Bunları yorumlara yazabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana çokça yazıyorsunuz hem Instagram'dan hem yorumlarda. Bir içerik fikriniz olduğuna dair bazen istekleriniz oluyor. Bunlardan birçoğu benim planlarım arasında zaten var. Merak etmeyin, yapacağım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.